Efendim hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Ay bu ne yakışıklı tayfı. Teşekkür ederim. Bayıldım. Siz konuştum. De çok şıksınız. Yok canım benimki. Hoş geldiniz. Bir tişört. Teşekkür ederim. Hoş arkadaşım Pınar'cığım. Şort o ayrı. Bu her şeyi güzel yapar da seninki çok şık olmuş. Masamı da hazır gördüğünüz masanda gibi. Aa masada şık olmuş. Çok ellerine teşekkür sağlık. Ederim. Yemekler de tam yetişti 2,5 saatte. Süper temizlemişsin de ortalığı evet, sanki. Evet gayet güzel temizledim de doğru. Buradan. Başak Burcu olduğum için benim için çok önemli. Ay süper evet. Her şey yolunda mı? Evet her şey yolunda. Baktın mı tatlarına? Yani. Gerçekten baktım ha, tatlarına. Sos kafede bak. 2 dakika konuşturtmayın. Hiç oturmadık. Ay ne var ne var ya yarışma mı var? Neye yetişmeye çalışıyorum ben anlamıyorum ki. Bu neyin acelesi neyin telaşı? Ben hemen misafirlerimle aldım artık karşılayayım. Yapacak bir şey yok. Geliyorum ay, ben. Bak bardakları da ters çeviriyor güzel. Bakalım ne diyecekler çok merak ediyorum. Hadi karşılayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Tayfun Bey. Hoş bulduk. İyi misin? Merhabalar. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben size hoş geldiniz Tayfun Bey. Gördüğünüz hoş geldin. Merhaba hoş geldin. Yeşiller Yaren. Hoca bak güzel. Dilara iyi siz nasılsınız kızlar? Merhabalar. Fikri hoş geldin. Merhabalar Zahra nasılsınız? Baran haber iyi. Seni sorular gene böyle tabii bir ben bugün oradan muhabir edasıyla evet. Haki yeşil pantolonu çok hoş. Buradan kampa. Yok buradan crafting. Tayfun Bey. Buradan Tayfun'a geldiniz. Hoş. Şu sandalyenle gel böyle biraz daha. Tamam. Evet. Hemen bir şey rica edeceğim. Çiçeğine bir bakın. Çiçek çok önem arz ediyor ya yarışmacılarımız için. Evet. Efendim sahte çiçek mi gerçek çiçek mi? Çok dikkat ediyorsunuz ya. Gerçek ve gerçek kokusunda. Belli. Evet çok kokusunda. Pahalı. Bilmiyorum pahalı bir çiçek. Bir bakın çünkü birazdan o çiçekle vedalaşacağız. Çok güzel. Bak bakayım Fikriye çiçek güzel mi? Çiçek hemen. Güzel. Güzel değil mi? Güzel. Niye vedalaşacağız Tayfun sen yokken konuştuk. Biraz şey kamera açılarını bölüyormuş. Evet. Onun için alacağız çok güzel. Çok şöyle piyanonun üstüne koy istersen arkada tabii. Görünsün. Çok teşekkür ederiz. Yaren Hanım gibi çiçekler yeşil olmuş bugün. Bana hediye edersin o zaman giderken. Programdan sonra bakarız artık. Evet yarın büyük final. Evet. Bugün de Tayfun'un günü. Evet. Hadi Tayfun söz sende. Evet arkadaşlar masama hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz diyemiyorum ama en azından masama hoş geldiniz. 4 gün, bugün 4. gündeyiz. Umarım güzel yemekler yeriz. İsterseniz çorbalarla başlayalım. Soğuk avokado çorbası. Evet, soğuk avokado çorbasıyla başlayalım. Başlayalım. Eline sağlık diyelim. Tayfun Bey, peçeteleri yine koymamışsınız. Evet. Ah, yine mi peçetelik? Yani peçetelik var. Hayır, peçetelik var. 4 gündür herkese teker teker söyledik. Yarın koymazsan evet, bana da söyle. Unuturum, unuturum. Şunların altına koyun da. Şuraya bir peçete. Ağzımızı yüzümüzü siliyoruz ya. Yok, ben uzatırım. Ya, o sorun değil ama. Tamam. Ben bir tepsi getireceğim. Tepsiyle getir. Çorbaların kaselerini. Ben masadan ziyade yemekleri merak ediyorum. Ha, öyle mi? Evet. Tayfun Bey bugün çok şıktı. Ona yakışır bir şekilde bizi karşıladı. Karşılamasında hiçbir problem yoktu. Masasında da yine peçeteleri koyulmamış. 4. gün artık peçete koyulmasını beklerdim. Ama çiçeği vardı. Yine masada renk uyumu yoktu. Pembeler, sarılar karışıktı ama yine çok yorum yapmadım ben masa hakkında. Tayfun Bey bizi güzel karşıladı. Misafirperverlikti özellikle. Diğer yarışmacılara göre şıktı. Masası da güzeldi. O da benim gibi çift servis atmıştı. Masasını, karşılamasını beğendim Tayfun Bey'in. Tayfun Bey bugün Baran Bey gibi kötü bir görüntüyle karşılamadı bizi. Gayet de muntazam bir şekilde karşıladı. Bu hoşuma gitti. Masasını beğendim. Çiçeklerinin yapay olmaması hoşuma gitti. Şıktı masası. Güzeldi, eksiksizdi, çift servisliydi. Beğendiniz mi menüyü arkadaşlar? Kolay bir menü. Ha, gerçekten mi? Bu benim için tek dikkatimi çeken İzmir bombasının hamuru. Başka hiçbir şeyini merak ediyorum. Gereken her şey yapılabilir ama İzmir bombasının hamurunu gerçekten merak ediyorum. Nasıl bir şey çıkaracak ortaya? Daha yemeği görmediler, daha tadına bakmadılar. Bu ne ön yargı ya? Resmen bilinip gelmişler, bilinip. Baran Bey'in kıyafeti ne ya? Davet sofrasına geliyorsun sen. Savaş alanı gibi gelmiş, muhabir gibi askeri kıyafetlerle. Hiç mi şık giyinemedin, özenemedin? Kıyafetin yoksa ben sana dedim Baran Bey. Café de Paris sosu özel sos. Hardallı bir sos, evet. O kadar bir hardallı bir sos. Tabii. Hani tavuk, bonfile. Biliyor musun sosun menşeini? Sosu menşeini çok iyi bilmiyorum. Bonfile basit bir şey. Sosla birleşip nasıl bir şey önümüze gelecek merak ediyorum. Etin pişme oranını bu nasıl sos, yapacak? Hani çok artık hani böyle şeymiş ya. Café de Paris, Café de Paris her yerde. Şu şekilde. Aslında sen biliyor musun Café de Paris'in hikayesini? Şöyle araştırmadım ama tabii bir hikayesi olduğunu biliyorum. Şimdi kolay dedi de yemeğe. Evet bonfile kolay pişen bir evet. Et onda sıkıntı yok da. Sadece çorba. Hoş onu da kurutanlar oluyor. Ya mangalda inanır mısın Barancığım mangal pişir. Et pişiremeyenler var. Allah seni inandırsın. Ya Allah beni. İnanmazsın. Tavuk pişiremeyen gördük. Aa dedik nasıl olur ya? Ya öyle şeyler oluyor. Zuhal Hanım benim yerime laf soktu. Benim sokmama gerek kalmadı. Oh. Evet şimdi hemen çorba servisine geçiyorum. Çorbalarımız avokado soğuk çorba.
Tadı çok güzel. Kendim tadına bizzat baktım zaten pişirdikten sonra. Bence çok beğenecekler. Şimdi Café de Paris sosu aslında özel bir sos. Roquefort'lu bir sos. Zor bir sos. Peynirli. Reçetesi var. Mr. Bauer midir? Nedir? Evet, İsviçre. Adam İsviçre'de 1940'larda böyle çok deneme yanılma yöntemiyle tarifler bulan, reçeteler yazan bir şef. Denemiş, şey olmuş. Böyle bir sos çok da ilgi görmüş kendi restoranında. Ondan sonra atölye kurmuş aşağısına kafenin ve bunu uçakla başka restoranlara göndermiyor. Aslında diyorlar ki hiç kimse tam olarak içeriğini bilmiyor. Bize yapılanlar aslında restoranlar dediğimiz tam Café de Paris sosu da değil. Uyarlama. Formülü böyle çok ünlü bir meşrubat firması gibi sırrı saklanan adam bunun lisansını almış. Hala da gönderiyormuş. Ve böyle restoranlar aslında Fransa'da daha çok gelişmiş, sükse yapmaya başlamış ama Cenevre'de adamın kendi restoranı. Sonra Café de Paris restoranı açılmış falan filan. Böyle böyle gitmiş aslında hala adam aktif bir şekilde gönderiyor dünyanın dört bir tarafına bu sosu. Sonra şubeleri açılmış o Café de Paris'in falan filan. Ama aslında diyorlar ki hiçbir yapılan Café de Paris sosu orijinali değil yani. Bize sunulan, söylenilen. Hani roquefort'u koydum, balı koydum, hardarı, zerdeçalı, kimyonu döktüm. O değilmiş meğersem. Danilo Şef'in tarifinde olduğunu özellikle söyleyeceğim ki masada aslan laf etmesinler, kıvam bu şekilde olmak zorunda. Danilo Şef de zaten bu şekilde yapıyor ve sebzeli yapıyor. Gayet de güzel oldu. Bakalım bugünkü nasıl olmuş? Bizi bugünkü ilgilendi. Bizi aşar tabii bu konular da. Yani demeyim ama ki çok kolay, öyle uydur kıydır yapılacak bir sos değil. Ya azıcık bir roquefort'u kaçırsan. Balını, hardalını ayarlayamazsan çok başka bir yere gider. Zehir zemberek olur yemek yani. Onunla beraber ya da, yani her yemeğin var işte bir takım zorluğu kendi içerisinde. Ama dünden doluyum dedi bir şey dedi. Evet. Şimdi başlayabiliriz. Müsaade ederlerse konuşabilirim ben. Bugün bomba gibi geldim. Dün benim hakkımın yenildiğini düşünüyorum. Benim menüm gerçekten kuzu kaburgaydı, çorbasıydı vesaire. Ben her şekilde elimden geleni yaptım. Hak ettiğin puanları alamadın mı? Hak ettiğin puanı kesinlikle alamadım. Özellikle Yaren'den, Dilara'dan, Baran'dan gerçekten çok şeyim. Onlar nasıl yapacak bilmiyorum. Hakkımı yediler bence. Buyurun söz sizde, size Cüneyt Hanım. Dün tabii ben önce bir muhatapları cevap versin. Sizlerden ben özellikle. Ben söyleyeyim. Ben tam bu sefer hiç pişman değilim. Tam puanımı verdiğimi düşünüyorum. Geçen gün pişmandım. Bugün pişman değilim. Çünkü ana yemeğini beğenmiştim. Ana yemeğe de 3 puan verdim. Diğer yemekleri çok hoşuma gitmemişti. 3 puan bence. Çorbam güzel olmuştu. Kuzu kaburgayı kimse çorbanın yapmadı. Çorbanın şehrisi fazla demiştim. Diğerlerinin hepsine bir şey söylemişim. Sadece ana yemeği beğendim. 6'da olan bir puandı zaten. Hani bence de 8 puan birazcık fazlaydı. Evet, 3 puan verdim. 10 puan verseydim ana yemeğe. Katmerim, çorbam, onları hiç mi beğenmedin? Salata. Beğenmediğimi söyledim zaten dün masada. Ana yemeği beğendiğim için 6 puan verdim. Peki sen ne diyeceksin verdiğin puan için? Söyledim. Ayran acılı bir ayran değildi. Katmer tam yöresine ait olduğunu yazsa gerçekten derdim ki yöresine aitmiş. Bu şekilde gerçekten oluyor derdim. Buna puan verirdim. Salatası ultra acıydı. Yani keşke o acıyı ayranda kullansaydı. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum Zuhal Hanım. İzin aldım ekipten de. Ben dün şurada ikramlık börek getirmiş. Ben açlıktan öldüm burada. Dedim ki helal etti hakkını dedim. Bir güzel de börek. Börek ıspanaklı, kıymalı. Ben tadamadım. Keşke bunu yapsaydın abla, hakkını helal et dedim kendisine, yedim diye. Gerçekten mükemmel, bunu söyleyeceğim de dedim. Bir de kuzu kaburganın pilavı gerçekten lezzet açısından bir şey vardı. Lezzeti pek yoktu, tuzu yoktu, baharatı eksikti. Evet, kuzu kaburga pişirmek zor. Gerçekten zor. 2 saatte pişirmişsin. Evet, pişirebilmişsin. Ufak bir tık. Öyle dağılmasını bekleyemeyiz zaten. İncikleri. Bir tık sertliği vardı. Uygun gördüğümde puan buydu.